Tehlike yoksa gelebilir miyim? Neye kızdın bu kadar? Telefonumu getirmiş. Eşyalarını getirmediğimi söyledikleri için. Tamam Özgür, sen çıkabilirsin. Gerçekten neye kızdığını sordum. Esra, şu kolumun haline baksana. Ben artık doktor değilim. Beni kim niye arasın? Okuldayken sana hayrandım, biliyor musun? Ne alaka? Diğer kızlar gibi değildin tabii. Onlar senin bu haline hayrandı. Esra, ne anlatıyorsun ya? Çıkar mısın, beni rahat bırak. Hah, işte tam da bu. Fevri çıkışlar, terslenmeler. Ama ben senin öteki haline hayrandım. Kontrolü elinde tutan Selim'e. Herkes panikle sağa sola kaçışırken soğukkanlı, ne yapacağını bilen doktora. Esra, çok sağ ol da. Benim ihtiyacım olan sağlam bir kol. Böyle saçma sapan teselli lafları değil. Peki. Mesaj alınmıştır doktor. Kayboluyorum ama şimdilik. Ben de doktorumuz nasıl olmuş diye geldim ama... bakıyorum her türlü motivasyon sağlanıyor. Ne ima ediyorsun sen? İma etmiyorum. Açık açık söylüyorum. Senin Selim'i ne kadar güzel teselli edebildiğini tamamen unutmuşum. Görünce hatırladım. Yeter Sinan. Bıkmadın, usanmadın ama yeter. Geldiğimden beri aynı şeyi yapıyorsun. Neymiş o? Beni yaralamak için fırsat kolluyorsun. Gitmem için yapıyorsun bütün bunları, biliyorum. Pek başarılı olamıyorum demek ki. Bu kadar mı nefret ediyorsun benden? Tahmin bile edemezsin. Peki. Ama şunu bil, hiçbir yere gitmiyorum. Göreceğiz. Bu hastanede benim de hakkım olduğunu unutma. Demek hastanede hakkın olduğunu hatırlıyorsun. Kızın olduğunu unutmuştun oysa. Evet, hatırlıyorum. Bir de bu hastaneye babamdan aldığınız borçlarla ortak olduğunuzu hatırlıyorum. Sen de hatırlıyorsun değil mi? Nasıl ama? Ben de biliyormuşum değil mi gerektiğinde insanı yaralamayı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.